Demek ki var bir güç tanıyorlar ya. Ne gör? Gidem de notayı da içeride benim hanım da bizim çocuklarımız bizim adalet yerin altına gireydi. Adalet yerin altına baksın adalet. Görün işte şu memleketin geldiği hale. Görün. Bir cumhuriyet savcısı 3 aydan beri bu adaleti engelliyor. Çeksinler, evet. Lafımızın arkasındayız. Lafımızın arkasındayız. Şimdi değerli annelerim, babalarım, kardeşlerim, zor bir eşiğe geldik. Eşik şu, bu dava bitti. Hiçbir şey bu dava bugüne kadar 10 tane rapor alındı. Beni dinleyin. Türkiye Büyük Millet Meclisi rapor hazırladı. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı rapor hazırladı. SGK rapor hazırladı. Hazırlık soruşturmasında 10 tane profesör rapor hazırladı. Mahkemeye geldik, 11 tane profesör rapor hazırladı. İş mahkemelerindeki davalarda Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi rapor hazırladı. Bu dosyada bir değil, iki değil, 15 tane rapor var. 15 raporda diyor ki sizin ihmaliniz yüzünden, sizin parayı sevmeniz yüzünden, siz tedbir almadığınız için bu insanlar öldü. Evet. Doğru. Bunun başka bir açıklaması yok. Elimizde de 15 tane rapor var. Bu bir. Bunu bir cebinize koyun. Tamam. Bu ülkedeki her profesör, madenden anlayan herkes, İş hukukundan anlayan herkes bu davada görüş söyledi. Görüşleri de şudur. Siz bu madeni doğru düzgün yönetememişsiniz. Siz bu tedbirleri almadığınız için bu insanlar ölmüş. Öyle. Tamam. Biz bütün dosyayı inceledik. 3 gün boyunca görüşlerimizi anlattık. 3 gün. Kim ne yapmış? Nerede yapmış? Kim neyden sorumlu? Bir tanesine 1 yıl fazla ceza istemedik. Bir tanesine. Ne olacak, buna da müebbet isteyelim demedik. Kim ne yaptıysa onu isteyerek, kim ne suç işlediyse onu isteyerek, buradakilerin her birisi için suça karışmadığını düşündüğümüz varsa ona da beraat istedik. Her birisine hak ettikleri cezayı istedik. 3 gün boyunca anlattık. Namus, ahlak, hukuk bundan sonra şunu gerektirir. Cumhuriyet savcısı,
Var mı başka bir istediğin şey? Rapor mu istiyorsun? Hayır. İnceleme mi istiyorsun? Hayır. Bir talebin mi var? Hayır. Söyle sen de bizim gibi görüşünü. Ocak ayında dedi ki ben de söyleyeceğim. Hep beraber çıktık. Öğlen arasına döndük. Dedi ki vazgeçtim, sonra söyleyeceğim. Bir daha ara istedi. Bir daha dedi ki daha hazırlayamadım, bir kere daha. Bugün bize dedi ki arkadaşlar. Bugün Cumhuriyet Savcısı bize dedi ki Manisa'da bir dosya varmış. O dosyayı Alp Gürkan'la avukatları şikayet etmişler. Bizim madenimizi FETÖ'cüler yaktı demişler. Savcılık da onu soruşturuyormuş. Kim kimi soruşturuyormuş bilemiyoruz, gizli. Ya ölen bizim çocuğumuz. FETÖ'cü mü öldürdü? Hangi örgüt öldürdü? Ölen bizim çocuğumuz değil mi? Dava bizim değil mi? Bize de mi söylemeyeceksin? Bizim çocuğumuzun katilini arıyorsun. Biz gittik. Ne yapıyorsun dedik savcıya. Bize de haber ver. Dedi ki dosya gizli. Peki benden gizli. Patronla beraber. Benim çocuğumun katilini mi arıyorsunuz? Nerede? Yok. Yok. Bugün dedi ki savcı. Orada bir soruşturma var. Hele az onda bir gelişmeler olsun, bekleyelim. Bekleyemeyiz. Bekleyemeyiz. Adalet. Adalet ihtiyacı. Adalet isteği. Adalete duyduğumuz inanç. Böyle naylondan işleri bekleyecek bir inanç değil. Bekleyemeyiz. Çocuklarımızın katilleri burada. Bu yargılama yürüyecek. Bu dava devam edecek. Bu ceza verecek. Veremiyorsanız, korkuyorsanız vermeyin ceza. Bu dava bitsin. Bıraksın, istifa edin. Biz hakkımızı ararız başka yerde. Ama bu davayı uzatarak, bu davayı çıkmaza sokarak, bu davayı kitleyerek, iki ayda bir böyle naylon numaralar yaparak çocuklarımızın hatırasına bize saygısızlık ettiremeyecekler. Bu dava görülecek, bu dava bitecek. İnşallah. Yarın İnşallah. Gerekiyorsa hepimiz, bütün avukatlarınız gidip Manisa'daki savcıya da dilekçe vereceğiz. Verelim. Diyeceğiz verelim. Ki çok sevindik. Verelim. Çok sevindik. Bizim çocuklarımızın katilini arıyormuşsun. Biz de arıyoruz. Aç bakalım tabii. Neler yaptın. Biz uğraşıyoruz 3 yıldır. Bakalım sen ne yaptın 3 aydır. Biz 3 yıldır peşlerindeyiz. İnşallah sen de çalışmışsındır. Gel beraber çalışalım diyeceğiz. Yarın. Var mı bizden kaçırıp da katil aramak? Yok. Ölen bizim çocuğumuz. Arayacaksan bizimle arayacaksın. Madem patronun avukatlarıyla aramayacaksın. Gizli aramayacaksın. Açık arayacaksın. Hiç merak etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Bu dünya yerinde durduğu sürece bu hesap görülecek. Tamam anneciğim. Biz adaletten vazgeçmeyiz. Biz sizden vazgeçmeyiz. İnşallah. Siz çocuklarınızdan vazgeçmezsiniz. Bu hesabı soracağız. Sağlam durun. Hep beraber durun. Sağlam durun. Şimdi sabah birbirimize söz verdik. Yağmurda buradaydık. Karda buradaydık. Güneş kavururken buradaydık. Yine buradayız. Yine peşindeyiz. Bu utanmazlığa Durduracağız. Çoluğumuzun, çocuğumuzun, kardeşlerimizin hesabını terk etmeyiz. Sabah birbirimize söz verdik. Aramızdan birinin başına iş gelse dahi. Durum ciddi. Aramızdan birisinin ya da birilerinin başına iş getirseler dahi. Kalanlarımız adalet aramaya devam edecek mi? Evet. Adalet için sonuna kadar gidecek mi? Şimdi bizim söyleyeceğimizi içeride söyledik. Ya diyeceğini açık diyecek. Abla çek. Ya da esas hakkında mütalaa verecek. Bıraksın gitsin başka. Bıraksın gitsin. Ya. 4 kamerayla çeken polis memurlarına soruyoruz. Bugünkü bu yoğun ilginin nedeni Adalet Bakanlığı'nın ve dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'nın talimatı mıdır? Olacak olanı bizden önce bilmesi gerekmeyen, bilemeyecek olan
Adalet Bakanı mı biliyordu? Adalet Bakanı buna yanıt verecek. Yarın değil. Hemen yanıt vermesi gerekir, hemen. Hemen mi? Diyorlar ki, diyorlar ki en yüksek makamlarla görüşüyoruz. En yüksek makamların dediğini duruşma salonunda mahkeme heyetiyle kılıç gibi sallıyorlar. Biz bu işi çözeriz diyorlar. Ha. En yüksek makam dedikleri kim? En yüksek makam dedikleri kim? Değil. Cumhurbaşkanı. Ben değil. O konuşacak. Ben yargıya müdahale etmiyorum diyecek. Yarın geç. Yarın geç. Bugün diyecek. Biraz önce söylediniz. Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için. Aramızdan birisinin ya da birilerinin başına iş gelse de kalanlar sonuna kadar mücadele edecek. Devam. Şimdi arkadaşlar, bakın tam 35 ay oldu. Tam 35 ay. Biz 35 aydır Soma sokaklarında, bu sokaklarda, mahkeme salonunda adalet aramaya çalışıyoruz. Tam 24 aydır bu duruşma salonuna gidiyoruz, geliyoruz. Şimdi yapacağımız tek şey var. Yarın inatla, ısrarla buraya gelmeyen arkadaşlarımızı da, bütün aileleri de buraya getirmenin yolunu ve yordamını bulacağız. Köselerden de, Elma Deresi'nden de, Savaştepe'den de, Soma'dan da yarın yine arabalar kalkacak. Biz varsak bu dava sonuçlanacak. Biz yoksak bu davayı satın alıyor bu sermaye. Bu sermayeye boyun eğmeyeceğiz. Bu kadar emeğimizi boşa çıkartmayacağız. Biz emeklerimizin arkasında duracağız. Ve bu katillerden hesap sormaya devam edeceğiz. Onun için yarın sabah bulunduğumuz yerlerde buluşacağız. Araçlarımıza dolacağız. Ve bu mahkeme salonunu dünden daha fazla dolduracağız. Hepimize kolay gelsin arkadaşlar. Asla vazgeçmeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Çıksın devlet. Cumhurbaşkanı dedik, başımızı diktik. Bizi sahip çıksın. Cumhuriyet'e sahip çıkmasın.